yanınızda mıyız arkadaş? Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünün yerleştirdiği patlayıcıyla bir Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bundan iki gün önce Tunceli'de bölücü terör iki yavrumuzu Ayaz ve Nupel dayı aramızdan aldı. Yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, kederli ailelerine sabır, milletimize de yine başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli basın mensupları, dün ve bugün ekonomiye ilişkin önemli veriler arka arkaya açıklandı. Açıklanan her rakam milletimizin mutfağındaki yangının giderek büyümekte olduğunu, aşının işinin elinden alınmakta olduğunu açık seçik gösteriyor. İşsizlik ülkemizin en can yakıcı sorunu. Nisan ayı itibariyle iş gücü verilerine göre son bir yılda resmi işsizler ordumuza 1.116.000 kişi katılmış. Bunların 810.000'i daha önce çalışıyorlarmış, işleri varmış, şimdi işsiz kalmışlar. İş bulma ümidini yitirenler, bu nedenle de iş aramaktan vazgeçenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenler de dahil ettiğimiz zaman bu en geniş tanımıyla işsizlerimizin sayısı 8 milyona dayanmış. Bu en geniş haliyle işsizlerimizin sayısındaki artış da sene başından bu yana her ay düzenli bir biçimde bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 400 bin civarında, en son yine 1 milyon 447 bin kişilik bir artış var. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 14 aydır hiç şeykes fasıla vermeden üst üste devamlı artıyor. Bu kadar uzun bir dönem üst üste işsizlik oranının arttığını ilk defa görüyoruz. Geçmişe baktığımızda bunun bir örneği yok. Hani en kritik dönem dediğimiz ekonominin %4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi işsizlik sadece 8 ay üst üste artmış, ondan sonra azalmaya başlamış. Böylesine yapışkan ve yüksek işsizliğin sadece ekonomik değil, açık söyleyeyim ciddi sosyal maliyetleri de olacaktır. Ve oluyor da. Ailelerde huzur kalmadı. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 29 bin kişi. Yani her 4 işsizden biri üniversiteli. 1001 emekle büyüttüğümüz çocuklarımız iş ve istihdamla buluşamıyorlar. Atanamayan öğretmenlerimiz, iş bulamayan evlatlarımız maalesef canlarına kıyma noktasına geliyorlar. Son bir yılda tarım kesiminde işini kaybedenlerin sayısı 329 bin kişi. Sanayide işini kaybedenler ise 97 bin kişi. Bu sanayideki istihdam kaybı son 5 aydır devam ediyor kesintisiz bir biçimde. Ancak başka bir takım sektörlerde işsizliğin etkisi çok daha ağır. Bunların başında da inşaat sektörü geliyor. İnşaatta istihdam kayıpları yani çalışan sayısındaki azalış 13 aydır derinleşerek devam ediyor. Nisan ayında inşaat sektöründe işlerin hızlandığı bir dönem. Ama ona rağmen inşaat sektöründe işsiz kalanların sayısında 544 bin kişilik artış olmuş. Yine bugün Haziran ayı konut satış verileri açıklanıyor. Konut satışları geçen yıla göre %49 gerilemiş arkadaşlar. Yani banka kredisiyle yeni banka kredisiyle alınan konut sayısı bu dönemde %85 düşerken azalış ise bunun biraz daha altında kalmış. Yine bugün perakende satış rakamları açıklanıyor. Perakende satışlar Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yani hacim olarak %3,7 düşmüş. Elektrikli eşya ve mobilya satışlarındaki gerileme %28. Bu sektörlerdeki vergi teşviklerinin son günlerinde talebin giderek zayıfladığı anlaşılıyor. Oysa vergi teşviği bitecek dendiğinde insanlar bir şekilde bu mallara hücum ederler. Demek ki artık o takati de kalmadı tüketicilerin.
Tüm veriler son iki çeyrektir daralan ekonominin bu yılın üçüncü ayında da, üçüncü çeyreğinde de daralacağını gösteriyor. Artık maliye politikasında manevra alanı da kalmamış durumda. Bütçe dengeleri yerel seçimler için alt üst edildi. 2019'un ilk 6 ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre sadece %4,4 artmış. Aynı dönemdeki gerçekleşen enflasyona bakarsak %16. Dolayısıyla reel olarak vergi gelirlerindeki azalış %10'un üzerinde. Vergi gelirleri çok ciddi bir şekilde düşüyor. Bu yılın ilk 6 ayında faiz hariç harcamalar ise geçen yıla göre %18 artış göstermiş. Bu yıl bütçe açığı hedefi hatırlayacaksınız 81 milyar Türk lirasıydı. 80.6 milyar Türk lirası. İlk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı ne oldu? 79 milyar lira. Neredeyse tamamı hedeflenen bütçe açığının ilk yılın ilk yarısında gerçekleşmiş. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bütçe dengelerinin darmadağınık olduğunu gösteriyor. Bütçe dengelerini dağıtınca seçim nedeniyle iktidar bu sefer Merkez Bankası'nın kara günler için biriktirdiği ihtiyat akçesine el atmış durumda. Bununla ilgili yasa mecliste görüşülüyor. Muhtemelen de bugün biter. Şimdi bunun anlamı ne? Bunun anlamı ülkenin kefen parasına el koymak, onu da harcamak. Bir başka anlamı şu, yani Merkez Bankası'nın siz ihtiyat akçesine el koyuyorsunuz. Merkez Bankası bunu nasıl ödeyecek? Para basıp ödeyecek. E bu ne demek? Yani bütçenin açığını para basarak kapatıyorsanız zaten harlanmış olan enflasyonun üzerine benzin dökeceksiniz demektir. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Yani TÜİK'in başına arkadaşlarınızı, yakınlarınızı atamak suretiyle fiyat toplarken, fiyat toplama sürecinde bazı büyük marketlerin fiyatlarına telefonla müdahale etmek suretiyle, yani makyaj yaparak, fiyat toplama usullerini değiştirerek, bazı değiştirerek, yani makyaj yaparak belki bir yere kadar enflasyonu saklamak mümkün. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bu işleri yaparken siz bu enflasyon verilerine hakim olacağınızı, yani bu istatistiki oyunlarla hakim olacağınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Millet yaşadığı enflasyonun farkında. Aslında her şey döner dolaşır, aslına rücu eder. Ekonomide ve bütçede işlerin iyi gitmediğini anlamak için biraz önce ifade ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan torba yasaya bir bakmakta yarar var. Bundan tam 17 yıl 6 ay önce 2002'nin Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak İstanbul yaklaşımını tartışıyordu. Şimdi hani diyoruz ya nereden nereye, bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için 2019 yılında tam 17 yıl 6 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden İstanbul yaklaşımı tartışılıyor. Tabii şunu söyleyeyim. Sanki orada bu iş hiçbir kaynak koymadan, hiçbir para harcanmadan halledilecekmiş gibi duruyor. Bu da böyle olmaz. Göreceksiniz. Bu yeniden yapılandırma sürecinde zaten kamu bankalarına bugüne kadar sermaye ve sermaye benzeri kredi olarak 40 milyarı aşan bir miktar verilmişti. Özel bankalara da destek verilmek zorunda kalınacak. E peki bu kaynağı verdiğiniz zaman nereden vereceksiniz? Bütçeden vereceksiniz. Yani tüy bitmedik yetimin ödediği vergilerle, milletin vergileriyle şirket kurtaracaksınız. Sadece
burada sizin bozduğunuz ekonomi nedeniyle sıkıntıya girmiş olan şirketleri objektif bir biçimde tespit ederek kurtarsanız amenna. Ama ben bu düzenlemelere baktığım zaman bunu görmüyorum, çok açık söyleyeyim. Burada özellikle sadece kamu bankalarına borcu olan şirketlerin borçlarının yapılandırılmasında ki bunlar genellikle yandaş şirketlerdir. Buralarda objektif davranılmasını sağlayacak sigortalar maalesef bu yasaya komisyonda söylediğimiz halde konmadı. Konmadığı için de özellikle kamu bankalarında tek başına kamu bankalarına borcu olan şirketler konusunda çok ciddi keyfiliklerin ortaya çıkması mümkün. Yani vatandaşın parasıyla yandaşın kurtarılması mümkün. Dün akşam bu madde görüşülürken meclisteki milletvekili arkadaşlarımız hiç olmazsa bu kapsama zor durumda olan kredi kartı borçluları ve tüketici kredileri de girsin dediler. Aynı şartlarla onları da yeniden yapılandırın dediler. Ama iktidar ortağı ile birlikte maalesef buna karşı çıktı. Şimdi bu torba yasaya bakıyorum. Çok açık söyleyeyim arkadaşlar. Burada varlık barışının uzatılması var. Dışarıdan hani vergisiz servetlerini içeriye getirebilmeleri için bir takım kişilerin paraları aklansın diye varlık barışının uzatılması var. Başka bir takım enerji şirketleriyle ilgili bir takım düzenlemeler var. Ama vatandaş için sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu torba yasada bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu torba yasada emeklilikte yaşa takılanların sorunları halledilmiyor. Bu torba yasada gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri diyor ve vergi düzenlemeleri de yok. Şimdi yasa mecliste tartışılıyor. Tabii bu ucube rejim nedeniyle sanki bu yasayı milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri teklif etmiş gibi gözüküyor ama dönüp baktığınız zaman maddelerle ilgili bütün açıklamaları bürokratlar yapıyor. Ama bir açıklamayı bir türlü alamıyoruz. Bu torba yasa ne getirecek, ne götürecek? Bütçeye ne kadar yükü olacak? Bütçeye ne kadar gelir getirecek? Bu konuda hiçbir şey yok. Yine bu torba yasa ile ilgili olarak bakıyoruz. Damat bakanın ağzında bıçak açmıyor. Ucube rejimin arkasına saklanmışlar. Sanki bu yasayı milletvekilleri getirmiş gibi ama aslında son derece beceriksiz bir biçimde yönettikleri ekonominin ortaya çıkan sıkıntılarını telafi etmek amacıyla getirilmiş bir torba yasayla karşı karşıyayız. Hatırlayın, son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar. Onun öncesinde de bir 8 paket daha var. Bu açıklanan 15 paket milletin derdine hiçbir şekilde derman olmadı. Bu paketlerle işsizlik azalacağına her geçen gün biraz daha bozuldu. Şimdi de meclise 11. kalkınma planını getirdiler. Torba yasadan sonra o da çıkacak. Ondan sonra da meclis tatile girecek. Şimdi 11. plan zaten hukuken mağlul bir vaziyette geldi. Birinci yılında öngördüğü bütçenin 6 ayı uygulanmıştı zaten plan meclise geldiğinde. Büyüklükler de belli olmuştu. Dolayısıyla bu plana baktığınız zaman bu planın milletin derdine derman olacak bir bütüncül, realist, gerçekçi, ayakları yere basan, toplumun tüm kesimlerinin, hani paydaş paydaş diyorlar ya, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almış olan bir plan olmadığını görüyoruz.
Özel ihtisas komisyonlarında ben merak ediyorum. Önerilen hususların acaba ne kadarı bu plana yansımış vaziyette? Bakıyorsunuz genel genel bir takım laflar. Ama bir şey daha var. Bu plan belki ufuk vermiyor ama bu plan çok önemli bir itiraf metni. Bu plan 2023'ün yani Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri diye bugüne kadar konuşulan, iktidarın böbürlene millete anlattığı hedeflerin hiçbirinin tutmayacağını gösteriyor. Çok ilginçtir. İyi hedefler, yani gelir hedefleri yarıya düşürülmüş. Kötü hedefler, yani işsizlik hedefi de iki katına çıkarılmış. 5'ten 10'a. Şimdi böyle baktığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Bazıları onu diyor. İhracat hedefi yine 500 milyar denmiş, 227 milyar olmuş. Yarıya inmiş. Bu hedefler çok mu iddialıydı diye sorabilirsiniz. 2011 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına doğru yeni ekonomi stratejisi diye bir kitap yayınlamıştık arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bizim burada ihracat hedefimiz 650 milyar. Bunlar 500 diyordu, biz 650 diyorduk. Çünkü biz bu ülkenin potansiyelini biliyoruz. Bu ülkeye doğru ilaç verildiği zaman bu milletin neleri yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Onun için 500 iddialıydı. Hayır. 500 aslında iddiasız bir hedefti. 500'ü bile gerçekleştiremediler. Ancak yarısını yapabildiler. Yıllarca yatırımcıları, iş insanlarını, esnafı bu hedeflerin peşinde koşturdular. Ona göre ileriye dönük olarak hesaplarını yaptırdılar. Şimdi onlar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Ve sebebi de bu iktidarın aslında hiç de ağım şağım olmayan bu hedefleri bile tutturamamasından kaynaklanıyor. Evet, 11. Kalkınma Planı bu kadroların elinde, sarayın elinde, sarayın damadının elinde son 10 yılın kaybedileceğini açık seçik ortaya koyuyor. Bu hedefler maalesef Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri, tek adam parti devletinin inşası için acımasızca feda edilmiştir. Bütün bunlara rağmen şu ana kadar ekonomideki kötü gidişin bir tane sorumlusu vardır. O da görevden zorla alınan Merkez Bankası Başkanı. Tek sorumlu o. Sabık başkan günah keçisi ilan edilmiştir. Görevden alınmıştır. Ama esas ekonomiden sorumlu olan bakan, yani sarayın torpilli damadı, korunmaya, muhafaza edilmeye devam edilmektedir. Yine plana bakıyorum. Planın bir yerinde Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığından bahsediliyor. Diğer yanında dönüyorsunuz arkadan bir başka bölüme, para politikası ile hiç ilgili olmayan bir bölüme. Faiz düşerse enflasyon düşer diyerek Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına el konuluyor. Değerli basın mensupları, bu ucube sistemle bu ülke yönetilemiyor, savruluyor. Bedelini de maalesef milletimiz ödüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınızı alabilirim. Evet. Efendim Ömer. Efendim Ömer Topsakal, Habertürk Televizyonu'ndan. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir değerlendirmesi oldu FETÖ borsasına ilişkin. Sayın Genel Başkan da grup konuşmasında değinmişti. FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konsun ama aksine FETÖ'yü örtbas etme borsası var ifadesini kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz bu sözü? Şimdi Sayın Çelik dün bir takım açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara baktığımız zaman bol miktarda şu sözleri görüyoruz. Vesayet, yassada. Bir kere Sayın Çelik'in bu sözlerine ilk verilecek cevap şu. Bu ülkede 24 Haziran
tek adam parti devletine rejimine geçilmesinin ilk adımlarının atıldığı 2014 yılından başlayarak ve özellikle de 24 Haziran'dan geçtiğimiz yılın 24 Haziran'dan sonra sarayın bu ülkenin tüm kurumları üzerine yasamaya, yargıya, basına bunların üzerine koyduğu vesayet kadar ağır bir vesayeti hiçbir zaman görmemiştik. Dolayısıyla şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü olarak Sayın Ömer Çelik'in çıkıp vesayetten bahsetmesi valla eğri duruyor. Üzerinde eğri duruyor. Şimdi gelelim FETÖ borsası meselesine. Aslında Ömer Çelik bir internete girse zaten orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Ama ben kendisine bazı şeyleri hatırlatayım. Daha birkaç ay önce FETÖ borsasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İzmir'de bir iş adamı öldürüldü. Bu iş adamı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il yöneticisiydi. Baktığınız zaman burada mafyaya kadar uzanan bir takım ilişki zincirleri var. Şimdi o dosyayı Sayın Çelik alsın, baksın, orada zaten FETÖ borsasını görecek. Peki bu davanın 7'si tutuklu olan 69 tane, bir tanesi de bu öldürülen şahıs olmak üzere 69 tane sanığı var. Peki sadece İzmir'de mi var? Yok, İzmir'de sadece İzmir'de yok. Bursa'da var, İstanbul'da var. Mesela İstanbul Adliyesi'nde FETÖ borsası soruşturmasında örgüt üyelerine para karşılığı takipsiz sözü verdiği iddiasıyla tutuklanan bir kadın avukat var. Bu kadın avukat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın kızının Başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nin KADEM'in hukuk komisyonunda yer alıyormuş. Aynı zamanda da AKP kadın kolları üyesiymiş. Daha sonra her ikisinden de ihraç edilmiş. Hadi bize güvenmediniz. Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz. Bakın ne diyor Şamil Tayyar. Çok ciddi bir FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Şimdi o nedenle Sayın Çelik şunu bilsin. Bu işler bizim takibimizdedir. Takip ediyoruz yakından. Eğer bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa bizim takibimizde olan bu konularla ilgili kendisine klasörler verebiliriz. Diğer taraftan FETÖ'yü örtmekten bahsediyor. FETÖ'nün üstünü örtmekten bahsediyor. Şimdi ben burada kendisine 2004 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu kararını hatırlatmak istiyorum. 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararında Fethullah Gülen'in yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bununla ilgili tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiş. Bu kararla ilgili olarak eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de şöyle diyor. Dedik ki icra planı yapılsın, bu iş takip edilsin. Biz MGK'da açıkça söyledik diyor. Hükümeti kesin olarak bilgilendirdik diyor. Durum iyi değil dedik diyor. Açıkça söyleyeyim diyor ondan sonra pek fazla bir şey yapıldığını görmedik. Kim FETÖ'nün üstünü örtmeye çalışmış? Yine bir başka olayı sizlere hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin bu konuyu soruşturmaları yani Türkiye'deki darbe girişiminin soruşturmaları amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Ama bu darbe sürecinde görevde olan iki önemli bürokrat,
Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı araştırma komisyonuna davet edildikleri halde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu toplantıya gitmediler. Araştırma komisyonuna bilgi vermek üzere milletvekillerine, milletin meclisine, milli iradeye bilgi vermek üzere gitmediler. Yani yine daha önce araştırma komisyonları kurulmasını biz de önerdik. AK Parti ve ortağının oylarıyla reddedildi bu araştırma komisyonlarının kurulması. Yine çeşitli defalar mecliste dile getirildi. Fettah Tamince var. Bu kişi hakkında emniyetin raporu var, MİT'in raporu var, MASAK'ın raporu var. Ama her ne hikmetse Fettah Tamince'ye kimse dokunamıyor. Evet, Sayın Çelik bunlara bakarsa FETÖ borsası olup olmadığını, kimlerin FETÖ'yü himaye etmeye çalıştığını açık seçik görecektir. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.